Bismillahirrahmanirrahim. Şiaların ayaklarını meshedip de yıkamamaları abdest ayetiyle ilgili ayeti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle almamaları sırf Arapça kural ve kaideye bağlanmaları. Çünkü bu onların mezhebini teyit ediyor. Onların iddiasına göre. Ancak bu da doğru değil. Şimdi ayeti kerimede vav atıf harfi var. Bu fiilde müşterekliği ifade eder. Bazen ondan sonra gelen cümleyi hemen ondan önceye gelen cümleye bağlar. Bazen de kendisinden sonraki cümleyi ta baştaki cümleye bağlar. Bu Arap dilinde bilinen bir şey. Ama onlar bu genel bilgiyi terk ediyorlar. Diyorlar ki vav atıf harfi kendisinden sonra geleni hemen kendisinden önce gelen hükme bağlar diyorlar. Burada hata ediyorlar. Burada bu ifadelerinde ısrar etmeleri hata. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mutlaka ayaklarını yıkaması gerekir hükmünü hem fiili olarak hem de sözlü olarak ifadesine de Ehl-i Sünnet'in kaynaklarından olduğu için bunları kabul etmiyorlar, reddediyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem birçok sahabeden mütevatir derecesinde gelen rivayetlerde ayaklarını fiili olarak yıkadığını gösteriyor bu. Hem Ehli Beyt'ten olan İmam Ali İbni Ebi Talib radıyallahu teala anhu'nun hadisinde geliyor bu. Ebu Davud'daki Ebu'l Hayr isimli tabi'in imamının rivayetinde geliyor. Hem yine Ehli Beyt'ten olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin damadı konumunda iki tane kızını evlendirdiği Osman radıyallahu anh hadisinde geliyor. Hem de İbn Abbas radıyallahu anhuma, o da yine Ehli Beyt'ten, onun hadisinde de geliyor. Şimdi bu hadislerin tamamında ayakları yıkama var. Sözlü hadise gelince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vay o topukların ateşteki haline hadisinde bu hadisin sebebi vurudu. Yani söylenme sebebi bir insan ayağında topuğunda yıkanmadık bir yer bırakıyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onu gördüğü zaman bu hadisi ifade ediyor. Dolayısıyla eğer ayağın topuğundaki yıkanmayan bir kısım için vay o topukların ateşteki haline diye ifade buyuruyorsa, ayağın tamamını yıkamayan, sadece üzerine mesheden insanların halini düşünmek gerekiyor. Vallahu alem.